nasılsınız? Teşekkürler. Bayanların herhalde en çok uğradığı yerlerden yani, biri mi? Yani evet, yani mecbur, sürekli işimiz olduğu için makyajla arada bir uğruyorum tabii yani fırsat buldukça. Ruj mu aldık? Asıl şey, kirpik, benim yayında kirpik takıyorum yani kirpik bulamıyor. Habire gelip kirpik alıyorum. Şimdi kışlık çorap almaya geldim, ayaklarım şurada. Gerçi kendi YouTube kanalınızda da devamlı paylaşıyorsunuz işte güzellik sırları, kıyafetler olsun, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor yani, çok soru soruluyor. Ben de o sorulara istinaden aslında birazcık videoların içeriğini belirliyorum. Çeşitli bakımlar soruluyor. Vücut bakımı, saç bakımı, işte cilt bakımı, gündüz, gece ne yiyorum, ne içiyorum, nasıl takviyeler alıyorum falan, bir sürü soru soruluyor. Ben de onlara cevap vermeye çalışıyorum. En çok nelerini merak ediyor bayanlar? Cildine ne sürüyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun? En çok o soruluyor. Ben de yani biraz tabii yani normal değilim, biraz fazla aşırı bakım düşkünüyüm. Yani eve gittiğim zaman mutlaka cildimi temizledikten sonra illa bir maskem var evde. Bazen çocuklara şey olsun diye böyle siyah maskeler falan da alıyorum. Yani çok böyle hani dıştan destekliyorum. Osman Müftüoğlu'nun çok önemli bir lafı var, ona çok çok inanıyorum. Dıştan destekliyorum ama içten çok iyi beslendiğim için de yani cildim normal yaşama göre birazcık daha iyi. Yani gerçekten bayanlar, hani size sorayım. Hiç üşenmeden her akşam o makyaj çıkıp şey, sen benim nasıl üşenmediğime inanamazsın. Yani çok yorgun olduğum zamanlarda bile, yani bir gün önce kelebek vardı, çok geç yattım ve inanılmaz yorgundum. Günlerce prova yapmıştım falan. Ertesi gün eve geldim, yatacaktım, içim rahat etmedi. Hemen makyajımı sildim, bir tane maske yaptım, mesela öyle yattım. Ya bu şart ama bizim işimizin bir parçası yani bu. Sonuçta iyi görünmek istiyoruz yani. İyi görünmek derken 3 tane kıyafet giydiniz. 3'ü de yani tartışıldı hangisi daha güzel diye. Yani ben ayıramadım, biliyor musun? Ben aslında 2 kıyafet giyiyordum. Açılıştakini ve kapanıştakini giyiyordum. Ama sevgili Züleyha gerçekten o kadar güzel yapıyor ki başka kıyafetlere bakmak istemedim. 4'e 5'e çıkmasın diye 3'le kısıtladık. Hepsini çok keyifle giydim. Hepsini çok severek giydim. Ellerine sağlık. Gerçekten beni çok iyi tanıyor. Neyi seveceğimi çok çok iyi biliyor. O yüzden de çok keyifli giydim yani. Beğenmeniz tabii ki ayrıca hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Peki nasıl bir yıl geçirdik? Yılbaşı yaklaşıyor. Neredesiniz çocuklarla? Bir plan var mı yoksa? Ya biz yıl çok güzel geçti bir kere, onu söyleyebilirim. Tabii ki ufak tefek bizi üzen, canımızı sakan şeyler oluyor ama genel olarak çok verimli bir yıl geçti benim için. Biz 2019'a annem, ablam, çocuklarla beraber, babası da inşallah bir gün belki bir eşlik edecek bize. Biz bu sene Nevşehir'de, Kapadokya'da giriyoruz. İlk defa böyle bir değişiklik yaptık. Genellikle evde olmayı tercih ederdik ama bu sene dedik böyle bir farklılık olsun. Çocuklar da görmediler hiç Kapadokya'yı. O yüzden de bu sene orada gireceğiz inşallah. Çocuklar mı istedi balon falan böyle, hani değil? Ben aslında birazcık onlara sürpriz yaptım gibi oldu. Tabii sonra duyunca ve resimlerini falan gösterince de tabii çok heyecanlandılar. Onlar bizimle nerede olursa zaten mutlular. Ben onları zaten istediği her yere götürmeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar, imkanlarım dahilinde. Yani belki hani bir acaba dağa mı gitsek kışın dedik ama o da çok işte ne bileyim kayma etme falan filan. Onu zaten hafta sonları 2 gün yapabiliyoruz ama benim yayından da bir gün iznim olduğu için yılbaşından dolayı hani gidelim böyle bir 3 gün kalalım dedik, ailecek oradayız. Peki yeni yıla girerken batıl inançlar var mı? Şöyle yapalım, şunu hiç yapalım. Yok bende. Eskiden o kırmızı iç çamaşırı meselesi vardı, yok narlar patlatılırdı falan filan bir şey. Artık hiç yok. Sevdiklerim yanında olsun, bütün yılım öyle geçsin. Benim tek batılım bu olabilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşürüz.